Merhabalar kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizler düğün hazırlıklarına devam ediyoruz. Bugün temizlik günü, ablamın evini temizliyoruz. Sağ olsun küçük ablam süpürme işlemini tamamladı. Şimdi yerleri elinde siliyor. Bakın bir vedayla da silmiyor. Bunlar çok titiz. Olmuşlar gibi olmuş ablacığım, ellerine sağlık. Tabii temizlik yaptığımız için ortam biraz dağınık. Kusurumuza bakmazsınız. Allah kolaylık versin ablacığım. Temizliğe ihtiyacı olan varsa geliriz. Evet, ablam salona girdi. Küçük kız kardeşim. Evet, kaçıyor. Üzerinde temizlik kıyafetleri var diye kapıyı kapattı. O da yatak odasını temizliyor. Büyük ablam da düğün sahibi. Bakın hediyeler falan poşetlerde. Bunları hazırlayacağız, paketleyeceğiz. Yine onları da yapacağız. Bir taraftan yemek yapacağız. Evet, iş çok diyor ablam. Müsait olan yardıma gelsin diyor. Yani türkün de çok güzel abla. Türkün de çok güzel diyorum. Evet. Çalan türkün. Bana topik oluyor temizlik yaparken. Sana şeyi çalsaydık ya, Eskişehir'in oyun havasının ismi neydi? Kaval mı? Evet, kaval. O zaman oynayayım kalkıp. Evet, kız kardeşim bir taraftan o saklandı ama ben yakaladım. Yatak odasının camını siliyor. Bayağı ince bir temizlik yapılıyor. Kolay gelsin bacım. Ne olacak? Öpüyorum seni çok. Canım temizlik yapılırken herhalde şey kıyafetler giyilir. Gezmelik kıyafet giyecek halin yok. Diyor ki beni bu şekilde çekme. Çok rüküşüm. Neyse hadi kolay gelsin. Bir taraftan temizlik yapıyoruz. Bir taraftan da ablam düğünde verilecek hediyeleri hazırlıyor. Bu havlular arabaya bağlanacak. Evet, gelin konvoyunda arabalara hediye olarak arabaların aynalarına bağlanacak. Eskişehir'de bu adet muhakkak düğün yapan herkes bu adeti yerine getirir. Kız kardeşim de yine bir taraftan temizlik yapıyor ama hiç bakmıyor. Maskesini de takmış. Görünmek istemiyormuş. Hanımefendi güzellik uzmanı diyor ki güzellik uzmanı mıyım yoksa temizlikçi miyim bilmiyorum. Bizde önemlidir. Aile bağları güçlüdür. Kardeşler toplanır ve her konuda birbirimize yardımcı oluruz. Bu da tabii ki düğünlerde daha anlamlı ve daha güzel oluyor. Kırmızı bitti mi? Efendim? Paket mi? Efendim? Evet, bunlar da nikahta dağıtacağımız hediyeler hazırlanmış. Bakın üzerinde ne yazıyor? Hemen hediyemizin üzerindeki yazıyı okuyorum. Allah onların kalplerinin arasını birleştirdi. Enfal 63 Ayşe Abdullah nikah hatırası. Bunları da yine nikahta misafirlere dağıtacağız. Bakın bu şekilde paketlere konuluyor hediyeler. Başka ne hediyesi vardı abla? Tohum kalem. Ha, ağaç dikmek evet. İçin. Aa, çok güzel. Bakın ablamlar çok güzel de bir hediye ayarlamışlar. Ağaç tohumu hediye edecekler. Herkes o tohumları bahçelerine dikecek. Aynı zamanda Ayşe ve Abdullah'tan hatıra olacak. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ben hiç bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Bacım sen ne yapıyorsun? Ablam da fazla havluları kaldırıyor. Bakın bu havlular. Ay pardon, kız kardeşim. Kendimi abla gibi hissettim. Kız kardeşim, benim güzel kız kardeşim. O da bir taraftan güzellemeleri yapmaya devam ediyor. Ablacığım hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah razı olsun. Rabbim inşallah selam olsun arkadaşlarına. Ve aleyküm selam. İnşallah Rabbim tüm evlenenlere hayırlı güzel evlilikler nasip etsin. İnşallah. Rabbim kimsenin evladını incitmesin. En büyük duamız bu olur inşallah. Yine videomu izlerseniz sonuna kadar çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çerkez kızının mutfağı. Hem yemek çekimleri yapıyoruz hem de böyle özel günleri çekmeye çalışacağım sizlere. İnşallah beğenir ve izlersiniz. Kademe kademe yaptığımız işleri ve en son halini yine sizlere çekip göstereceğim. Evet, bakın ağaç tohumlarımız. 4-5 çeşit ağaç tohumu varmış. Artık kime ne denk gelirse. Bakın bu kalem. Kalemin arkasındaki yeşil kısım ağacın tohumu. Bunu yeşil kısmını toprağa gelecek şekilde batırıyorsunuz ve 1-2 gün arayla suluyorsunuz. Daha sonra suladıktan sonra bu ağaç kısmı tohumdan ayrılıyor. Bakın ablam dikmiş denemek için. Burada çıkmışlar. Şunlar ağaç tohumu. Böyle bir hediye seçmişler. Bu da yine kına gecesinde gelen misafirlere verilecek. Onlara hediye edilecek. Bence çok anlamlı ve çok güzel bir hediye. Bakın ablam biberiye ekmiş. Yine nane ekmiş. Bunları kullanıyor. Ablamın bayağı bir bitkileri var. Bir de balkonunda çilekleri var. Burası Eskişehir'in Yenikent Mahallesi. Şu karşımızda Sabit Semt Pazarı var. Şöyle camdan çekebildiğim kadarıyla burayı göstermek istiyorum. Yine karşısı buranın ünlü bir tepesi. Oranın da yine gezilecek, görülecek yerleri var. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Bakın ablamın çiçekleri, soğan dikmiş. Yine bakın çilekleri. Ara ara çilek veriyorlar. Evet kıymetli dostlar, bugün düğün için ev temizliği yaptık. Temizliğimizi bitirdik. Düğünde, kınada ve salonda kullanacağımız malzemeleri sizlere teker teker tanıtmak istiyorum. Biz buraya cüzi bir miktar koyduk. Kız kardeşim bana bu konuda yardımcı olacak. Şuradan başlayalım. Evet. Misafirlere dağıtacak olduğumuz kınalar.
Bunlar. Bakın, kınaları şöyle yakından göstereyim. Evet. Kına sepetimiz. Kına karılacak. Çok güzel. Çerez sepetimiz. Şöyle çerezlerimizi dağıtacağız. Kınayı yakacak olan yengelere verilecek örtmeler. Ayşe gelinin tepi. Şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim. Ayşe ile Apo. Biraz salla bakayım. Oo. Kınada bayağı eğleneceğiz inşallah. Evet. Gelinle damadın takı kurdelesi. Evet. Şöyle yakından görebilir miyim? Şöyle örnek teşkil etmesi adına. Evet, gerçekten çok hoş. Yani her şey değişmiş. Bizim zamanımızda daha farklıydı. Gelinimizin mendili. Halay mendili. Halay mendili. Gelinin sadıcının mendili. Hepsi çok güzel. Çok güzel. Bunlar kızlara verilecek. Nedimelere verilecek. Evet, gelinin arkadaşlarına verilecek halay mendilleri. Falan. Bunlar yine nedimelere verilecek, çiçekli. Biz arkadaşlara verilecek çiçekli taçlar. Evet. Evet, şöyle evimizin temizliğini de sizlere göstermek istiyorum. Ortalıkta bir şeyler var ama onlar çeyizlik malzemeler. Dağınıklık olarak düşünmeyin. Bakın her yeri çok güzel temizlendi. Düğüne hazır. Misafirleri bekliyor. Misafirlerimizi ağırlayacağımız yerler. Yine ablamın çiçekleri. Bu arada şöyle ablamın avokadoyu suya bu şekilde koymuş. Çimlenene kadar suda bekletiyor. Daha sonra saksıya ekiyor. Bu da büyümüş hali. Ablam gerçekten çiçekleri çok seviyor. Evet, mutfağımızı falan temizledik ama tabii çöplerimiz, temizlik bezlerimiz falan kaldırılacak. Evet. Temizliğimizi yaptık. Ablamın evinden annemin evine gidiyoruz. Yenikent Mahallesi'nden Çamlıca Mahallesi'ne. Hepimiz yorgun ve bitkiniz. Evet, selam gönderin. Annem, kız kardeşim selam gönderiyor. Aa, bu da benim ablamın yakışıklı oğlu İbrahim. O da size selam gönderiyor, sağ olsun. Bizi evimize kadar götürüyor. Nasılsın teyzeciğim? Ben sizi bekar. Teyzem sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Çok evet, kendisi bekar. Talipleri açık. Talipleri açık. Ahlakı güzel, maddi durumu yerinde. İnşallah talipleri bekliyoruz diyelim. Evi, arabası, her şeyi var diyormuşum. Aynen, güzel olsun, hanım olsun. Bakımlı olacakmış. Başka? Şimdi ben unuttum biliyorsun, uzun zamandan beri İstanbul'dayım teyzeciğim. Sen bana yeşillik neresi? Bana kademe kademe söylersen sevinirim. Karşı üniversite evlerin parkı. Evet. Karşı gördüğümüz yeşillik. Eskişehir'in sokakları çok geniş. Evleri fena, yine geniş. Karşı gördüğümüz çamlık alan, evet. Orman kent dediğimiz yer. İçeride doğa yürüyüşü yapılan yer. Evet. Hemen şurada Amerikan hastanemiz var. Şurada. Bakın Eskişehir'imiz yemyeşil. Kalabalık değil. Trafik yok. Kiralar uygun. Pazar sebzeleri çok taze oluyor. Yine Sakar'dan geliyor bütün. Köylüler yetiştirip getiriyorlar. Yemyeşil, tazecik alıp tüketiyorsunuz. İnanın ben İstanbul'a gelin geldiğimde Eskişehir'in sebzesini bayağı çok aradım. Oradaki sebzeye alışmak çok zor oldu benim için. Şu gördüğünüz kısım Osman Gazi Üniversitesi'nin KYK'sı. Bayağı geniş, bahçesi büyük, yeşil bir alanda. Yurt değil mi burası? Kız yurdu mu? Evet. Erkek yurdu mu? Kız yurduymuş. Genç kızlarımız. Bakın çok güzel yurdunuz var. Çok rahat. Eskişehir'de üniversite okumayı düşünüyorsanız kiralar uygun, yurtlar çok fazla. İster devlet yurdunda kalabilirsiniz, ister apartlarda kalabilirsiniz. Yaşam gerçekten burada uygun. Zaten Eskişehir üniversite şehri. Çok güzel okullar var. Anadolu Üniversitesi var, Osman Gazi Üniversitesi var, Mühendislikler Fakültesi. Yani düşünebileceğiniz her bölümü Eskişehir'de bulabilirsiniz. Yine sol taraf, şu bahçeli kısım, Osman Gazi Üniversitesi'nin hem kampüsü var hem de tıp fakültesi var hastane olarak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Yine bahçesi çok geniş ve yeşil alanı çok fazla. Yani burada trafik şu ışıklara kadar. Işıklardan sonra trafik yok. Gerçi şu anda iş çıkışı ama yani İstanbul'daki trafiği burada göremezsiniz. Eskişehir'de en uzak yer 20 dakika aracınızla. Hatta o kadar bile sürmeyebilir. Yani burada yorulmuyorsunuz. Çarşıya indiğiniz zaman her türlü vasıtayı bulabiliyorsunuz. Yine her mahalleye tramvay gidiyor. Tek vasıtayla şehrin bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız da var. O yüzden gelip yerleşmeyi düşünenler, burada okumayı düşünenler hiç düşünmesinler. Buyursunlar, gelsinler. Ayrıca
Eskişehir'in halkı da yine çok yardımsever. Komşuluklar daha devam ediyor. Tabii çok katlı yerlerde oraları bilemiyorum ama hani mahallelerde falan gerçekten komşuluk ilişkileri çok güzel. Bakın, burası Atatürk Bulvarı. Sağ taraf Hasan Polatkan Caddesi. Burası sizi şehrin merkezine götürüyor. Yollar geniş, evler görüyorsunuz çok düzenli. Bakın burası yine Osman Gazi Üniversitesi'nin. Şuradan şöyle gösterelim. Hastane ve kampüsü, önden görünüşü. Şuradan da giriş kapısı var, bahçe kapısı. Sol tarafta hastane, sağ tarafta da kampüsler var. Yine okullardan bütün bölümler burada var. Makine mühendisliği, yüksekokullar, tıp fakültesi. Evet öğrenciler bakın Osman Gazi Üniversitesi'nin giriş kapısı buradan. Gelince zorluk çekmezsiniz, hemen bulursunuz, tanırsınız. Bu cami yeni sanıyorum değil mi? Evet. Adı da mı yeni cami? Fakülte camisi. Efendim? Fakülte camisi. Evet burası fakültenin camisi, yine üniversitenin camisini de yapmışlar, düşünmüşler. Evet bakın burada da bir asma köprümüz var. Evet, bakın Kız Kulesi ve de asma köprünün minyatürü. Gaga restoran. Ne restoran? Gaga. Gaga restoran varmış burada. Yani genç kızlığım burada geçse de Eskişehir'e maalesef biraz yabancılaştım. O yüzden yerimden biraz tiyolar alıyorum. Bakın burada bir masal şatomuz var. Sazova Parkı. Yine turlar gelip sizi buralarda gezdiriyorlar. İnşallah net görünüyordur. Tam karşıdan güneş vurduğu için ben göremiyorum. İnşallah güzel bir çekim yapabiliyorumdur. Şöyle yapayım. Evet gördüğünüz gibi masal şatosu. Yine burada bazı filmler çekilmiş. Bakın yeni stadyum. Daha önce stadyum şehrin içindeydi. Oradaki yıkılıp yeni bir park yapıldı. Büyük bir park yapıldı. Oranın çekimini de yapmıştım. İnşallah sizlere gösteririm. Yine bu stadyumda gençlerin hizmetine sunuldu. Bayağı büyük bir stadyum. Yani görebildiğiniz kadar göstermeye çalıştım. Şu anda biz Çamlıca Mahallesi'ne gidiyoruz. Sazova Parkı'nın içinde hayvanat bahçesi ve müzeler varmış. Su altı dünyası varmış. İnanın daha ben de gezemedim ama sizin için gelip çekimini yapacağım inşallah. Ben de sizler sayesinde görmüş olacağım. Yine uzay müzesi de var parkın içinde. Yine parkın girişi. Şu gördüğünüz yuvarlak alan müze. Ağaçlardan tabii ki içerisi görünmüyor. Burası Sazova Mahallesi. Burada genelde tek katlı ve bahçeli evler var. Eskiden de öyleydi ama yine de biraz değişmiş. Çamlıca'da da öyleydi. İnsanlar kendi arazilerini, evlerini yıktırıp müteahhitlere vermişler ve katlı binalar yaptırmışlar. Ama ona rağmen yine de kalabalık değil. Sakin, çok güzel yerler, yeşil alanlar. Pandemide bizler apartmanlara tıkılı kaldık ama buranın halkı kendi bahçeleri olduğu için pandemiyi daha rahat geçirmişlerdir muhakkak. Bakın Çamlıca Mahallesi'nin yandan görünüşü. Yine buradan hızlı tren geçiyor. Çamlıca Mahallesi bulgusun ve genç kızlığımızın geçtiği yer. Sokaklar tanıdık. O yüzden buraya geldiğimiz zaman anılarımız tekrar canlanıyor. Buralarda çok koşturduk. Yine ileride Çamlıca Parkı var. Parkta çok gezerdik. Oyunlar oynardık. Sağdan annemlerin evine doğru döneceğiz inşallah. En çok vakit geçirdiğimiz yerleri sizlere de göstermiş olacağım. Evet bu yol bizi tam karşıda bizim ev var. Evimize götürüyor. Evimiz 45 senelik bir ev. Buranın en köklü evlerinden bir tanesi. Yani en yeni böyle hani daha moderndi o zamanlar ama tabii ki şimdi bu yeni yapılan evlere göre eski bir ev. Eski derken yani yıllar geçti yapılalı. Bir 45 sene kadar oldu. Bakın buralar gezdiğimiz, dolaştığımız, mağazalardan alışveriş yaptığımız yerler. Bakın o sağ tarafta karşıdaki ev bizim çocukluğumuzun geçtiği, gençliğimizin geçtiği ev. Onu da çekeyim inşallah anı olarak kalsın. Apartman kendimize ait. Tüm aile efradı aynı binada oturuyor. Bakın burası bizim evimiz. Yakışıklı yeğenim bir daha göstereyim. Taliplerini bekliyorum. Yarışmayı arkadaşlara başlayalım. Teşekkür ediyoruz teyzeciğim. Allah emanet ol. Biz teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz. Evet bugünlük bizden bu kadar.
Videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.